Evet sevgili izleyicilerimiz, bugün Uşak Belediyesi'ne ait Kent Tarihi Müzesi'ndeyiz ve bugün Kent Tarihi Müzesi sorumlumuz arkeolog Cengiz Doğan'la beraberiz. Cengiz Doğan, bugün Kent Tarihi Müzemizde neler var? Biraz bize bunları anlatacak. İşte derin şehri, Uşak'tan derin yaşandığı, ilk elektriğin kullanıldığı. Ben aslında fazla da uzatmayayım. İşin ehli, erbabı Cengiz Doğan Beyefendi'ye ben mikrofonu vereyim. Alaaddin Bey'in de söylediği gibi İlkler Kenti, Uşak'ın ilklerinin müzesi, Uşak Kent Tarihi Müzesi'ndeyiz. Tabii Uşak Kent Tarihi Müzesi'ni izleyicilerimize anlatmadan önce sizlere biraz Uşak'tan bahsetmek istiyorum. Uşak çok köklü, geçmişi olan bir kültür kenti. M.Ö. 4000'den itibaren işkan görmüş, çok önemli bir Anadolu şehridir. Tabii yüz ölçümüne binaen çok fazla ilklerin gerçekleştirildiği, çok önemli ilklerin gerçekleştirildiği, çok önemli atılımların yapıldığı bir sanayi kentidir. Tabii Hititler, Luviler, Frigler, Lidyalılar, Romalılar, Makedonyalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılardan sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli bir kentidir Uşak. Dünyanın ilk parasının basıldığı Lira Devleti sınırları içerisinde yer alan ve yine çok önemli ilklerinin olduğu, dünyanın ikinci büyük kanyonu, Cılandıras Köprüsü, Ulubey Kanyonları, Taşyaran Vadisi gibi doğal güzelliklerin olduğu, tarihi Uşak evleri, Kurtuluş Savaşı'nın önemli bir mihenk noktasıdır Uşak. Tabii Yunan ordusu Başkomutanı Turkupis Uşak'ta isim almıştır. Bunun gibi çok önemli olayların ve güzelliklerin olduğu bir şehirdir. Şu anda Uşak Kent Tarihi Müzesi'ndeyiz. Uşak Kent Tarihi Müzesi 2013 yılının 1 Eylül tarihinde açılmıştır. Çok önemli bir kimliği olan Osmanlı döneminin çok önemli bir binasındayız. Tabii hem Osmanlı döneminin hem de Cumhuriyet'in çok önemli birçok ilklerini barındıran bir müzedeyiz. İçinde bulunduğumuz Uşak Belediyesi Kent Tarihi Müzesi, Osmanlı döneminde yapılan, 1909 yılında inşa edilen Türkiye'nin ilk elektrik santrali binasıdır. Çok önemli bir kimliğe sahip binadır. Şu anda da Uşak Kent Tarihi Müzemizin elektrik bölümündeyiz. 1909 yılında Anadolu'nun hiçbir yerinde elektrik yokken Uşak'ta Belediye Başkanı Kabalakzade Mehmet Efendi hacca giderken Beyrut'ta elektriği görüyor ve bunu Uşak'a getirme kararı alıyor. Belediye meclisini konuyu açıyor ve tabii önemli bir mücadeleden sonra 1909 yılında elektrik sokak aydınlatmasıyla Uşak'a geliyor. Tabii burada emitasyon lambaları görüyorsunuz. O lambalardan 300 tane Uşak'ın önemli caddelerine döşeniyor ve Uşak'ta jeneratörle elektrik verilmeye başlanıyor. Tabii bu ilk jeneratör kömürle çalışan bir aksama sahip, bir tekniğe sahip jeneratör Uşak'a elektrik veriyor. 1910 yılında da evlere elektrik verilmeye başlanıyor. Tabii Uşak'a elektrik verilmesinin çok önemli bir altyapısı, bir sebebi var. Bakın Uşak 15. yüzyıldan itibaren müzemizi gezerken bundan da bahsedeceğiz. Çok önemli bir halıcılık merkezi haline geliyor. Uşak'ta dokunan halılar Avrupa'ya, Amerika'ya, çok önemli ülkelere ihraç ediliyor. Bayanlar, tabii bayan emeğidir Uşak halısı, el dokuması, Selçuklulardan beri süregelen bir bayan emeği. Gece bu talebe binaen, Avrupa'dan gelen talebe binaen evlerde halı dokuyorlar ve zorlanıyorlar. Belediye başkanı Kabalakzade Mehmet Efendi'nin de aslında temel çıkış noktası Uşak'a elektrik getirmesinin sebebi hanımların gece halıyı kolay dokuması için. Zaten şu şeyi söyledim. Buradan bu şeyi yok. Kömürle çalışan ilk jeneratörden sonra dizel jeneratör elektrik santraline getiriliyor ve daha sonra bu arkamda görmüş olduğunuz dizel jeneratörle Uşak'a elektrik verilmeye
başlanıyor. Tabii elektrik bölümümüzde ilk elektriğin hikayesinin anlatıldığı panolar. Bakın elektrikten önce evlerde kullanılan lamba formlarını görüyoruz. İlk elektriğin uşağa verildiği sokak lambalarının imitasyonları var. Ve tabii uşak fotoğraflarıyla burayı zenginleştirmeye çalıştık.